Doğalgazın elektrik üretimindeki payı düşüyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sokak olarak hazır mısınız gaz? Biz gazın gazla rekabetine. Biz rekabetten korkmuyoruz. Tek ki rekabet doğru olsun. Biz rekabetten korkmuyoruz. Biz son yıllarda 45 milyar dolar infrastruktur layihələrinə və upstream bizim kolumuza yatırdıq. Biz bu regionda güclüyük. Burada bizim həm hidrokarbonlarımız, həm infrastrukturumuz, həm siyasi olaraq da gücümüz var bu regionda. Siz bilirsiniz ki, qaz həmişə siyasətdir. Və biz olaraq, sokaq olaraq biz rəqabətə hazırız. Bu regionda biz əlbəttə ki, biz Rusiya deyirik, yəni Qatar deyirik. O qədər büyük qaz bizim kaynaqlarımız indi yoxdur. Yarın bəlkə mi olacaq, bilmiyorum. Bizim biz, yəni 2 trilyon qaz kaynaqlarımız var bizim. Amma oradan nə qədər yəni çıxarda biriləcək, siz biliyorsunuz, Xəzər dənizi coğrafi olaraq çox zor bir dənizdir. Yəni orada Ağ dəniz kimi. Yəni bu geodeziyanı eləmək, o qazları oradan çıxartmaq biraz kolay iş deyil. Amma biz son zamanlar bu Şardəniz yatırımlarına bir yerdə yeni texnologiyalar gətirdik. Artıq biz Xəzər dənizdə ilk olaraq subsea platformları da yaptık. Yəni ən qabaqcıl texnologiyalar bizim əlimizdə var, infrastruktur var, irad var. Yəni inanıram ki, biz rəqabətçi olacağız. Peki Xəzərin ötesindən bir gün, 10 yıl içerisinde Türkmen gazı, Kazak gazı da gelebilir mi? Rus, İran engelini aşıp? Valla ben size bitişi örneğini söyleyeyim. Biz Baku, Tbilisi, Çeyhan yapanda bu normalde Azerbaycan gazı için, Azerbaycan petrol için yapılan bir boruydu. Ama artık bu boruda hem Kazak, hem Türkmen, hem de Rus petrolu var. Yani bu bir reallıktı, bu bir gerçekti. Yani biz Azerbaycan olarak, sokak olarak, biz onu həmişə söylüyorduk ki, yani bu biraz büyük bir mesele. Yani Avropa İttifakı'nın Türkmenlerle, Kazaklarla yaptığı bir sazişlere uygun olarak yapılmalıydı. Niye? Çünkü bunu da bugün sabah sayın bakanımız da söyledi. Yani bütün bu büyük bir infrastruktur layihələrin altında bir 20-25 illik sazişler, uzun müddetli bir sazişler olmalıdır. Yani gaz petrol değil. Yani sen yaprağı bulursan, sonra borunu çekirsin, yatırım eləyirsin, sonra petrolu satırsan. Gaz da böyle değil. Sen yaprağı buldun, sonra yani hiçbir şey yapmasan. Nereye satırsan, onu bulursan, sonra oraya boru çekirsen mi, LNG mi yapırsan. Yani farklı bir felsefe var bunun altında. Ona göre biz Azerbaycan olarak bütün infrastrukturu, bütün logistikanı bu layihelere vermeye hazırız. Sanki bu siyasi irada olsun Avropa'nın Türkmenlerinden Kazakları.